Yazılıp durağı orada. Kesinlikle kimlik vardı herhalde. Üzerinde kimlik vardı çünkü isim bilgileri yazılmış değil mi? Annesinin, aynen, babasının isim bilgileri var Seda Hanım. Üzerinde o anda kimlik varmış. Aynen. Ya bir de şimdi bunun akrabalarına ulaşıldı. Akrabalar konuşmak istemiyor. Bir tane akrabası var hocam bunun. Oğlan kardeşi gelmiş. Benim demiş halim vaktim yerimde değil. Ben bunu götürüp köye gömemem. Arabam yok, işim yok. Siz bunu brigadici mezarına gömün diye jandarmaya bilgi veriyorlar. Jandarma onu ondan brigadice gömüyor. Oğlan kardeşi de bunu teşhis etmiş mi? Yani benim kardeşimdir dedikten sonra mı gömmüşler? Yani evet, oğlan teşhis etmiş, teşhis etmiş. Aynen aynen. Gelmiş oğlan kardeşi, evet. Aynen. Hocam hatta bu erkek kardeş tabii şimdi kendisi defnedildikten sonra çeşitli rivayetler var. 3 sene diyen var, 6 sene diyen var. Ama bu dirilme olayı yani gerçekleştikten sonra o biraderinin nerede? Bu Sındırgı'daki, Sındırgı'daki kardeşinin evine gidiyor. Kapıyı çalıyor. Ne oluyor? Kapıyı çalıyor. Gece yarısında. Yengesini işte. Ondan sonra gece yarısında zıngır zıngır titriği. Ondan sonra açmıyor. La Mustafa sen öldürdün ya falan diye. Bak ben gideyim diye. Ondan sonra gidersen git diye. Kapıyı açmıyor. Tekrar adalıya geliyor işte ondan sonra. Korkuyorlar. Korkmuş yengesi bunu. Bize söyledi göttük bunu oraya. Gece kapının dışa çıkmak istedim. Hayvanın aynı diye. Kapının önünde baktım diye. Bir insan uzanıp duru diye. Yatıp duru. Korktum diye. Komşulara bağırdım diye. Komşular yetişin. Bizim evde bir adam mı? Ölü bir adam mı? Komşular da geldiler diye eve giremiyorlar diye, cesaret edemiyorlar diye. Uzman ceyranlar yok. Kimi elektrik almış, kimi eline acak almış, kimi bıçak almış, anarşist midir, nedir diye eve giriyorlar, korkmuşlar. Giriyorlar, bakıyorlar ki, lambalı alan çıra yakıyorlar, çam sakızlı çıra. Bakıyorlar, bu Mustafa, ulan bu öldürdün ya. Mustafa kalk bakalım. Tövbe ya Rabbim, tövbe. Kaldırıyorlar, ben de geldim. Hatta köye gelmeden, tütün dikiyiz biz buralarda tütün yapıyoruz ya. Tütün serelerinde bundan köylüleri varmış. Derenin yanında bükte. Köylüleri ünlemiş bu köye gelirken. İlk onlar da görmüş. Onlar evet, da görmüş. Mezardan çıkışında köye girerken yengesi duydu bana bunu. Köylülem demiş. Şimdi çok yağmur gelecek. Bak tütünlerinizi hep sel götürecek. Öyle demişler, Mustafa yağmur mu olur? Hava güneşli demişler. Şimdi ben ne demiş, köy varı var ama yağmur gelecek demiş. Hakikaten de değil ha. Bundan sonra bir muhterem ya. Bir adam var. Hacılar falan götürüyor. Hacı kafilesi götürüyor. Biraz yüksek ses. Yaşar abi. Ona söylemişler köylüler. Mustafa demişler, böyle böyle yağmur yağacak dedi, gitti. Onlar peki şaşırmamış mı? Şimdi bu adamın öldüğü bilinen bir gerçek. Sonra karşılarına Mustafa çıkıyor. Mustafa geleyim diye böyle bağırmışlar. Siz bana bakmayın demiş. Yan tütünlerinizi toplan. Şimdi yağmur çok gelecek demiş. Bu köve Mustafa köve girmiş. Hadi bir yağmur. Tütünlerini her şeyden selli götmüş. Bismillahirrahmanirrahim. Dedikleri çıkmış yani. Evet. Duya, evet. Hemen anında musun? Dedikleri çıkmış. Buyurun hocam. Peki bu defin sırasında şimdi polis alıp götürüyor ya, belediye görevlileri, devlet alıp götürüyor. Defin sırasında burada hiç kimse var mı orada? Yani en azından kimsesi yoksa bile birilerinin gidip define nezaret etmiş mi? Gömüldüğü mezara. Hocam jandarma ama, alıp götürmüş. Tamam jandarma daha götürür de. Daha emin bir de. Daha emin. Hayır, bunlardan biri var mı orada defin sırasında orada olan? Onu soruyorum. Belki jandarma alıp götürdüğü köyden kimse o... gitti mi defin yanına? Gitmemiş ya. Kim tabii. Belediye gömdürüyor orada. Kimse gitmedi bu köyden. Gitmedi. Eşlik etmedi. Gitme, eşlik etmedi sana. Peki giren yoksa... demin muhtar bir şey söyledi, rüya dikkatimi çekti. Abisi, kardeşi gelip teşhis ediyor, cenazeyi teşhis ediyor. Ama durumum yok define, demiş. Tamam da definine kalır, durumu yoktur da. Hani defin sırasında bari orada kalır, defnedildiğini görür. Şimdi ben tamam defnedemiyorum, durumum yok. Devlet defnetsin der, orada rüya. Kalır. Öyle muhtar, bir muhtar Bey'e sormak istiyorum. Muhtar Bey şu anda beni duyuyorsunuz zaten siz. Madem ki Mustafa amcanın abisi ya da erkek kardeşi bilemiyoruz, teşhis etmiş, doğrudur demiş, fakat durumum yok, ben bu işlemlerle uğraşamam demiş. Siz bunu anlattınız muhtar bey. Peki ondan sonra jandarma, sizin de tabii size anlatılanları anlatıyorsunuz, teşekkür ediyorum, çok da detaylı anlatıyorsunuz. Defin işlemi için Mustafa amca jandarmaya teslim edilmiş, en emin ellere teslim edilmiş. Peki abi niye gitmemiş diyor burada avukatımız.
Seda Hanım, defin işleminde biladere de orada olduğunu söyleniyorlar. Yani biz bunu 5-6 aydan beri araştırıyoruz. Sadece Mustafa amcamıza işi çekmek için, yani nüfus kağıdı çıkmak için defin işleminde biladere dahi orada biat işlemiş. Ama defini yapan o zamanın jandarması, jandarma komutanları şu an hepsi, yani bir iki tane hariç tahminime ölmüşler yani. Bulamadık yani şu defin işleminde, sadece gömen insanı bulamadık yani. Hatta yıkayan hoca dahi yeni öldü. Bir sene oldu. O da bizim kendi köyümüzden de. Adam. Bu Mustafa amcayı yıkayan hoca. Yıkayan hoca. Cenazeyi yıkayan hoca sizin köyden miydi? O da bir yıl oldu işte öyle. Çünkü oradan biliyorduk yani biz bu Mustafa hocanın yaşatıp canlandırdığını, bizim kendi köyümüzdeki hoca imam bunu cenazesini yıkadığı için. Tamam, o anlatırdı ama, aslında bize tamam, bunu. Tamam ama şunu biliyoruz ki. O da vefat etti. Şimdi sağ olsa da konuşursak. Tamam peki Muhtar Bey, şunu biliyoruz ki siz de doğruladınız. Mustafa amcanın defin işlemi yapılırken jandarmanın yanında abisi de varmış. Doğru mudur efendim? Evet. Evet varmış. Doğrudur. Abisi de varmış. Zaten abisi var ki bu Mustafa amca yıllar sonra abisinin kapısını çalınca adam korkuyor. Doğru mudur? Aynen öyle olmuş. Peki. İnanamıyor Sadiye abisi. İnanılır gibi değil. Ve Mustafa amca diyor ki köylülere yağmur yağacak ve diyorlar ki ne yağmuru, güneş var. Bunu bir de siz anlatır mısınız? Onu ben duymadım Seda Hanım. Onu ben şimdi yeni duyuyorum. Çünkü Mustafa amcanın bizim aramız şu an 35-40 kilometrelik bir köy arası. Ben o lafı duymadım. Peki ben bir şey soracağım. Ben bildiğin duyduğum şeyleri söylerim. Bunu duymadım. Bunu şimdi duydum Mustafa Dayı'dan. Bildiğiniz duyduğunuz şeyler nedir? Yani bakan amcamızdan yeni duydum ben bunu. Hayır, siz bildiklerinizi bize anlatın. Nasıl? Evet, dinliyoruz. İçeri ver. Duymadınız mı beni? Neyse, Olgun Hoca sen sorun sor. Ya, Rüya beni ya. Duyuyor musun? Rüya. Şimdi duyuyorum hocam, buyurun. Peki bu yani Mustafa Bey'in o Mustafa Bey olduğunu nasıl tespit etmişler? Hani 3 yıl sonra gelen var, 6 yıl sonra gelen var. Ya orada tanıyanlar. Tanıyanlar işte o 6 yıl sonra ilk geldiğinde bu şekilde gören var mı? Çünkü üzerinden 79'dan geçmiş 30 sene. Yani 6 yıl önce dirildiğinde bu amcalardan dirildiğini gören var mı? Dirildi yani ya da döndüğünde diyelim, dirildiğinde. Hocam. Var işte yanımda. Hocam evet evet. O nokta şöyle, şimdi kendisi normalde Adalı köylü, yani uzun süre Adalı köyde yaşıyor demiştik. Buraya geldiği zaman, Kadıköy'e geldiğinde Adalı köylü olan bir iki kişi de onu görüyor. Ve en önemlisi de işte Mehmet amca görüyor. Mehmet amca o iki gün gidip ölmeden önce, yani ölmeden önce en son gören, bu köyde canlı gören kişi. Sonra evet. Öldükten sonra battaniyenin içinde de gören kişi Mehmet abi. Ben onu demiyorum. 6 yıl sonra ya da 3 yıl sonra. Hani gördüm. Geldiğinde gören var mı Mehmet dayı bunlardan? Onu söylüyorum. Mustafa'yı. Peki bu köyde şimdi bu 6 sene sonra veya 3 sene sonra dirildikten sonra gören var mı sizden? Yani ilk olarak Sındırgı, sonra sizden kimseyle görüşüyor mu? Buraya geliyor mu? Biz Adalı'ya gideceğiz. Adalı'ya gideceğiz biz. Adalı. Adalı geldi mi ben aynı gününü bilmeyeyim. Kayboldu bu. Ondan sonra Adalı geldi. Ama kaç ay sonra geldi onasını hiç hesap edemeyim, bilemeyin yani. Evet, Ramazan Bey size de soralım. Neyi soruyorsunuz? Söyleyin. Hiç gören var mı bu işte dirildikten sonra? Bu köyden kimse görüyor mu o süreçte? Adalı'da bunu biz 4-5 sefer gittik yanına. Çeşitli tarihlerde. Ziyaretine. Aynı bunun gibi bize para verirdi. Bu parayı koy cebine bereketli olur dedi bize. Hatta geçen sene bir arkadaşımıza gitmiştik. Uri yanımıza geldi bahçeye. Bu. Şu kolundaki saati, illa saati bana ver diye tutturdu. Ben dedim bunu Mustafa abi hacıdan aldım ben. Yok olsun ben alacağım. Neyse onu savuşturduk. Dedi bana ki sen Azrail'i gördün mü? Allah Allah Mustafa abi ben Azrail'i ölmedim ki göreyim. Ama sen öldün dirildin. Sen gördün mü dedim. Gördüm dedi. Nasıl bir şey dedim. Arap bir şey dedi. Araplara benziyor. Gara gara dedi yani. Öyle bir anlattı ya. Kendisi bu şekilde kendisi anlattı yani. Peki bir de şimdi Seda Hanım, Mustafa dedenin değişik de özellikleri var. Acaba şey olmuş olabilir mi? Şöyle de düşünüyorum. Rüya, jandarma almış, Mustafa abinin de abisi yanlarındayken Mustafa amcayı defnetmişler. Oruç baba değil abi. Belki adam orada dirildi, gelen sesler üzerine çıkardılar. Şimdi ben 3 yıl kaldığı değil de, şimdi Seda Hanım
donmanın, yani donmaya yakın olan kişilerde biliyorsunuz, hani insanlarda değil ama kurbağalar bir yıl boyunca donuyorlar. Üzerlerine güneş geldiği zaman tekrar açılıp canlanabiliyorlar. Yani şeyi iyice yavaşlamış olabilir. 3 yılı durumu, bilmiyoruz. 3 yıl değil. 3 yıl için bir şey diyemiyorum. 3 yıl için bir şey, ama gerçekten donup iyice o şeyleri, kalp atışı falan iyice zayıfladıktan sonra, definden sonra çıkmış, sonradan 3 yıl sonra gelmiş olabilir mi? Ona bir şey demiyorum ama 3 yıl kalması, orayı bir şey diyemiyorum. Hayır, 3 yıl mezarda kaldığına ben inanmıyorum. Ben şuna inanıyorum. Şöyle olabilir diyorum daha doğrusu. Bazen insanlar morgda yakınlarını görmeye gittiğinde sarıldıklarında yaşadığını, morgdan çıkan insanlar var biliyorsunuz. İşte iyice. Efendim? Babayı öldü diye koydular morgda, sonra çıktı gerçek hayatta. Yani gerçek hayatta bunlar da var. Acaba diyorum şimdi şey. Donmayla birlikte olduğu için Seda Hanım, yani başka türlü bir ölüm nedeni değil. Ölüm nedeni donma olduğu için donan insanın gerçekten şeyler zayıflar. Kalp atışı zayıflar. Belki toprakta tespit edebilir. Olabilir. Vücut ısısı olabilir, yerine geldi. Olabilir. O şekilde çıkmış olabilir. Nasıl belki dert ettiler bilmiyorum. Belki sesler çıkardı. Hani öylesine gömüldü belki. Tövbe estağfurullah. Yani şey geliştiriyorum kafamda. Olabilir. Sesler çıktı. Adamı çıkardılar ama o arada adam... Şimdi bakın, devlet baksana, eliyle... Böcekler gördüm, yılanlar var diyor. İşte oraya bir şey diyemiyorum ama devlet eliyle defnedilen bir kişinin defininden biz şüphe edemeyiz. Devlet eliyle defnediliyor bu. Devlet eliyle çünkü bu adam kimsesiz mezarlığına defnediliyor. Daha doğrusu kimsesi olmadığı için devlet eliyle defnediliyor. Ha, kimsesiz mezarlığına değil ama. Kimsesi olmadığı için devlet eliyle defnediliyor. Çantasından çıkarttığı para nedir? Nedir o rüya? Mezarda niye durmadı? Seda Hanım, şimdi onu anlatayım hemen sizlere. Şimdi kendisinin değişik özellikleri var. Böyle çantasında bir tane metal bir kutu var. Şöyle size göstermeye çalışayım. Metal bir tane kutu var. Bu kutunun içerisinde bütün gün işte bozuk paralar, kağıt paralar, bunları birilerinden alıp birilerine veriyormuş. Yani doğru mu? Gidiyor, diyor ki sen diyor bana para ver, bundan alıyor, öbürüne gidiyor ve diyor ki ihtiyacın var senin, al sen, bozuk paralar senin olsun diyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlara. Bereket parası. Bana kızıyordunuz, gelin de Çorum Ulu Mezarlık kutu olayı. İnanmayın. Ama parayı alıyor, kendinde bereket olsun diye başkalarına veriyor. Evet. Bunları akşama kadar topla. Yarın sabah alan bakarım ben. Benim evim kıyımda ya. Paralan birisi de yok. Mesela o paralar ne oldu? Gece değil, lazım olmuş da gitti değil. Rüya. Tamam. Peki burada şimdi böyle bozuk para kutularımız var. Buyurun Seda Hanım. Tek tek göstersen o çantada başka neler var tatlım? Tamam, yavaş yavaş şöyle bir çantayı alabilir miyiz? Bir bakalım acaba neler var. Verir mi çantasını? Bunu şeye giydik. Çantayı da sıkı sıkı. Ay canım benim ya. Tamam, yavaş yavaş açalım. Bir de Seda Hanım, kendisi hiç oturmazmış. Genelde böyle ayakta duruyor. Evet, değil mi? Ay sarılmak istedim ona. Sarıldın mı rüya sen hiç ona? İbadet. Onun ibadeti de böyle. Ben elini öptüm, alnıma koydum. Ha. Çok da mutlu oldum. Rüya bereketini aldı. Kendisi hep ayakta duruyormuş. Bir de Seda Hanım, yılın her günü oruçlu. Yılın her günü. Köyde herkes bu şekilde söylüyor. Doğru mu? Ya kendisi yemez, devam sen yedirsin. Ha bakıcısı yedir. Yalnız. Bu hiç yüzden müzdeni yiyemez. 3-5 yıldan beri. Yalnız bak alnını apaçık görüyor musun? Nura bak. Yanlı yüzden yıkamaz. Ha, yıkanmıyor hiç ama yüzü bembeyaz. Bir Ramazan'dan Ramazan'a ben bunu Asarko kaplıcalarına götürürüm. Yıkarım, temizlerim. Bir dahaki Ramazan'da gene götürürüm. Hatta muhtarım. Peki niye sadece Ramazan'da? Onun harici neden yavaş, yıkamıyor yavaş. O abimiz Mustafa amcayı? Ha, bunu bir dahaki Ramazan'a kadar dura. Peki niye Ramazan'da sadece? Onun dışında niye yıkamıyoruz? Ramazan'da yani... Hayırlı ay ya, uzman mı götüreyim ben bunu? Ha, normalde ne götüreyim yıkayın adamı be? Normal zamanda yıkamak istiyor musunuz? Yıkamaya çalışıyor musunuz? Bak, ne olacak, ben değil. Bile yıkarım onu. Çünkü ha, siz ne olur ki? Komşular Hasan Hocam karşı, Müzevher Hacı'nın karşı. Bunlar da komşuların kadınlar değil ki daha bunu. Ha, hanımlar da yıkıyor, herkes yıkıyor. Evet Seda Hanım, çocuk gibi bakıyor. Çocuk gibi tabii. Yüzü yıkanmaz ama bir sene mesela, bir sene hiç yüzü yıkanmaz.
Şunlara bak. Ah canım. Yine de böyle temiz, tertemiz bir yüzü var. Hatta muhtarım siz elleriyle ilgili bir şey söylemiştiniz bana. Onu da aktarabilir misiniz? Ha, Seda Hanım, sadece elleri, yani Mustafa amcanın elleri çok güzel kokuyor. Ben onu diyorum yani, parfümde dahi öyle bir koku yoktur. Allah duş almamasına nazaran. Ya bilmiyorum yani, gerçekten bir başka koku var. Ben inanıyorum elini, muhtar bey sana. Eline dokunandan geçmez diyordunuz. Aynen. Yani bir 8-10 saat o koku geçmiyor yani. Ellerini göstersene bana Rüya. Koku bütün gün oruç tutuyor. Canım benim, canım. Devamlı. Göstereyim Seda Hanım. 30 yıldan beri. Yıkamaz ellerini, sabun tutmaz. Hiç. Ellerini yıkamaz, sabun tutmaz, ellerin beyazına bakın Seda Hanım. Allah Allah. Peki Rüyacığım. Şunlara bir bak, nura yağmur bak, yağacak ya. Olayı var. Buna benzer buyurun şeyler. Seda Hanım. Buna mesela yağmur yağacak demiş. Köylüler şaşırmış ama Mustafa amcanın dediği olmuş. Buna benzer şeyler yaşanmış mı o köyde başka? Mustafa amcanın yani böyle şeyleri, ya bir gün de böyle oldu, şöyle oldu gibi anlatacakları şeyler var mı? Ben şaşkınlıkla izliyorum. Peki Mehmet amca, biz şimdi öyle. Bu demin mesela bu yağmur olayı vardı ya. Yağmuru bilmiş. Onun gibi böyle hani söylediğinin çıktığı buna benzer hikayeler var mıdır? Bunun deli olmasa, bunun bu hale gelmesi, bu ortaki gıda okumuş. 13 yaşında okulu terk etmiş. Neden terk etmiş? Dirildikten sonra söyledikleri çıkıyor deniyor ya. Evet. Mesela bununla ilgili başka hikaye var mı? Bununla ilgili böyle başka hikaye bilmiyorum. Yani şimdi şöyle bu. Mesela Kadıköy'den biri gitsin abinin yanına, görmesin. Mustafa, bu yanına bir kimse geldi, kim geldi mi? Kadıköy'den falan geldi diye biliyor. Yani mesela Emir abiden biz bir gittik, görünmedi bu. Mustafa abi, biz bir iki kişi geldi, kim geldi yanına dedik. Mehmet Emin geldi diye. Ha, görmediği halde biliyor. Aynen biliyor öyle. Aynen öyle biliyor. Bir de muhtarım siz de söylemiştiniz. Mesela birisi geldi ismini söylemesin. Genelde o kişinin ismini tahmin ediyor. Aynen. Elini verdiğinde merhaba benim adım ne dediğini söylüyor onu. Nereli olduğunu biliyor. Allah Allah. Evet onu biliyor. Bir tanesi para yollamış buna. 250 bin lira. Bundan yakın bir köyünden. Adam getiriverdi. Baktım adama ben. Bana dedi falan kadın gönderdi bunu dedi. Buraya hayra gitmiş. Bundan köylüsü birisi. Anlamıyoruz Rüya, anlat. Ta bizim köye getiriyordu. 250 bin lirayı buna getiriyordu. Sordum diye. Parayı bana kim yolladı dedim diye. Hemen o kadının adını söyle dedi. O kadını bilmiyordu. Bilmiyor. O kadının hayır, adını söyle. Evet, hiç ha sen söyleyeyim. Bu parayı ben... O kadının hatırını görmedim, parayı bana teslim etmeye geldim diye. Ben gördüm adamcağızı. Ne? Fatma mıydın o? Ha. İsmi neydi? Fatma. Fatma mı yollamış sana Fatma. O parayı? Ha, Fatma'yı ben yollam. Sen. Mustafa dedem, ha. Mustafa dedem bir şey soracağım. Seninle alakalı işte mezardan geldi, öldü dirildi deniyor köyde. Doğru mu? Aslı var mı? Var. Ya mezardan neden çıktın? Mezardan neden durmadın Mustafa? İnsanlar görmesinler. İnsanlar toprağa girmesinler. İnsanlar toprağa girmesinler. Görmesinler. Sen orada ne yaptın la? Yani bir zahmet çektin mi mezardan? Bana cennetler, arkan, namazlar, arkan falan var da. Azrail. Ha. Başka kim var? Azrail de insanların canlarından Ahmet'e gelsin. Rüya. Evet. Tamam. Buyurun Seda Hanım. Ölmeden önce de Mustafa amcanın gözleri görmüyor muymuş? Yoksa yeni mi olmuş? Şu anda kendisinin gözleri görüyor mu? Görüyor. Görüyor. Ama hep gözleri kafası yerde. Neden? Ben bu dünyaya bu gözlerden bakmam diyor. Aynen bunu diyor. Ama çok güzel görüyor. Net görüyor. Ben bu dünyaya bu gözlerle bakmam diyor. Çünkü ne niye biliyor musun? Çok bozulmuş bu değil. Dünya ne diyor? Bu dünya çok bozuldu. Dünya çok bozuldu. Böyle devamlı böyle duruyor. Açmış Hacı Bayram. Açmış. Neden demiş Mustafa yüzünü göstermeyin? Neden kapatayım böyle demiş. Dünyanın bakılacak yanı yok ki ben demiş. Nereye bakacağım ben demiş. Bakılacak bir taraf yok demiş. Aha böyle duruyor. Özellikle de kapatıyor gözünü. Çünkü biraz neden gözleri görmüyor diye sordum biliyor musun Rüya? Dediniz ya hani elinden elini tutuyor ismini buyurun. Söylüyor. Kimsenin yüzüne bakmıyor gördüğüm kadarıyla.
Evet Seda Hanım, sürekli gözleri, kafası yerde, kimsenin yüzüne bakmıyor. Peki Rüya, sen diğer kardeşiyle yazın görüşebildin mi? 8-10 kişiyiz böyle kendi köylerinden. Kafasını balkona dayadı böyle. Ya Mustafa abi biz varız, niye öyle yapayım diyeyim. Birazdan bakarım diye. 5-10 dakika böyle baktı. Ondan sonra tuttu kolunu öyle baktı. Hep kafasını bir yerlere dayıyor. Hep kafası aşağıda. Bir yerlere hocam bir şey sordunuz anlayamadım. Diğer kardeşiyle, yani definde bulunduğu söylenen kardeşi yaşıyor mu? Hayatta mı hala? Hocam kendisinin, muhtarım hemen söyledi. Ya şu an yaşamıyor. Kardeşi vefat etti yani. Kim var peki bunlar? Başka akrabası yok mu peki irtibata geçebilir? Yaşayan? Bayan kimdi? Yörüklerde bir kız kardeş var. O yaşıyor. Evet, ablası var. Yaşıyor değil mi? Ayşe yaşıyor. Kocası öldü. Ne o? Bunun ablası var. Ablası var. İki sefer göttüm ablasını yana ben bunu. Ha, ne demiş ablası? Orası da buraya yakın mı kendisinin yaşadığı yer? Sındırgı'da. Sındırgı'da. Peki şimdi bu olayı duyunca ablası ne demiş? Ablası hiç görüşmedi ablası mi? Ablası acıcık yani kafasında şey var. Pek düşünemeyim. Rüyacı. Zinsel değil de. Pek iyice ince düşünemeyim. Ha. İnce düşünemeyim. Rüyacım, şimdi ben abasının yanına vardım da Mustafa dedim. Abayana gideceğim ben dedim. Ben orada aç kalırım. Dur hemen. Oo. Buyurun Seda Hanım, duyuyorum. Şimdi orada Mustafa amcayı çok yakın tanıyanlar onlara sorar mısın? Mustafa amca, bu dünya çok kötü olmuş. Bu dünyanın neresine bakayım ki diye. Neden öyle düşünüyor acaba? Onlara izah etmiş mi yani bunu? Şimdi hemen soralım. Peki. Şimdi şöyle. Peki Mehmet amca, hani kendisi diyor ya bu dünyanın görülecek yeri yok, bakılacak yeri yok diye. Ramazan abi sen de şöyle bu tarafta yakında dur, sen de konuşalım. Ha. Bunu peki niye söylüyor? Yani tam olarak ne demek istiyor sizce? Valla ben bilemem onu. Alimlere... Gidişatından beğenmi. Bu durumu, bu gidişatı beğenmi. Mustafa'nın aklı denk değil ki, gele geçe. Dünyanın yüzüne bakılacak yanıktı yani. Kötü gidiyiz demesini isteyin. Her şey kötü gidiyor, o yüzden de bakmıyorum. Bakmıyorum, ondan bakmıyorum dünyaya demiş. Ne için bakmıyor Mustafa abi buraya? Dünyaya. Dünyaya. Valla insanlar var ya. Ben çok doğru bakmıyorum. Şeyden ben de benim derdim var. Yerim de. İnsanlar çok doğru. Rüya tercüme etsinler. Niye bakmıyorum bu külahı böyle aşağı indireyim? Valla gel bakayım değil mi? Bak tabii ya canım, bak yine. Hocam anlamaya çalışıyorum ben de bir yandan. Dünya kötü mü güzel mi Mustafa dede? Kötü mü güzel mi? Bana iyi. İyi mi? Ha. İyi. Ya çok iyi maşallah. Rüyacığım. Çok iyi maşallah. Seviyor Rüyacığım musun yaşamayı? Yaşamayı severim. Buyurun. Rüyacığım, oradaki köylülere sorar mısın, o beyefendilere? Mustafa amca mezardan çıkıp gelince onca zaman sonra o köylülerin tepkisi ne olmuş? Ha, güneş yok. Peki şunu merak ediyoruz. Şimdi mezardan, siz de hepiniz buradan götürüldü, jandarma tarafından defnedildiğini biliyorsunuz, öğrendiniz. Sonra aradan bir süre geçti. Sonra şaşırmadınız mı, bu adam tekrar yaşıyor? Ne düşündünüz? Şaşırdık. Günlerce, aylarca ya nasıl olur, nasıl canlanır diye. Yanına gittik Adalı köyüne. Ben gavacır mı doğru? Evet, Adalı köyünde gördük. Ben bu köye bunun getirilirken Romort'ta cansız bedenini gördüm. Allah Allah. Adalı köyüne canlanmış Mustafa Yılmaz oraya gitmiş deyince tekrar gittim. Aynı sima. Bak işte demin şaşırdık doğrusu yani. Böyle aynı bir şey olabilir mi diye. Ne hissettiniz o anda yani? Nasıl bir duygu hissettiniz? Yani ben açıkçası 18-19 yaşındaydım o zaman. İnanabildiniz mi? Otopsi olmasaydı, hadi kalp krizi geçirdi bir an öldü ama arada uzun süre geçti. Mesela 2-3 sene sonra canlanmasından. Mesela korkmuş çok mu? Çok olmuş böyle bir. Korkanlar olmuş mu? Korktunuz mu peki? Ya korkmadık da inanamadık. Mustafa amcanın tekrar dünyaya geldiğini aşağıyı beğenmedim diye, bu öyle mi? Peki Rüya. Siz de biliyor musunuz? Gördünüz ben gavacıydım burada. Ben gavacıydım. Burada köy gavacısındım ben. Bunu buraya araban... Rüya bir sorar mısın? Traktörle getiren. Burada gavacıydım ben, bunu buradan jandarma bir gaza götüre. Beraber götürdüler. Buyurun hocam.
Şu, bu deminki beyefendiye sorar mısın? 6 yıl sonra gördüğünde amcada bir değişiklik olmuş mu? Yoksa o diyor ya gördüğüm gibi gördüm. Yani yaşlanma olmuş mu? Bir belirtisi var mıymış? Sakalı nasılmış? Ne bileyim yani. Bir değişiklik olmuş mu? O ölü bulunduğuyla geldiği zamanla ilgili. Şunu da soralım. Şimdi ilk gördüğünüz bir zaman vardı ya, bu köyde ilk gördüğünüz, hepinize sorayım. İlk gördüğünüz zaman var, sonra bir de aradan belli bir süre geçiyor, tekrar görüyorsunuz. Arada hiç böyle bir yaşlanma, bir değişiklik, fiziksel olarak bir değişiklik. Ben şimdi bunun ölüsünü gördüm traktör romorkun üstünde. Böyle canlı pembe rengi vardı. Aynı başında tüy yoktu o zaman. Mesela 2-3 sene canlandığında Adalı gittiğimizde hiçbir yaşlılık aynen gördüm. Aynen gördüm. 33 yıl oluyor bizim köyümüze geleli bu. 33 yılda mı aynı insan. Aynı. Yaşlanmak. Hiçbir şey yok. Bana sadece sakallı olmuş şimdi. O zaman sakalsızdı. Tabii, he, sakalı yoktu. Şimdi sakallı değişikliği yapmış ama aynısı ya. Hiç aynen, değişemiş. Aynen. Yaşlanmıyor, hiç değişmiyor diyorsunuz. Kayıbımız bana bak, almıyor parasını. Ya yani öyle dalgın koyu cebine yüzü bile bozdurmamış. Para veriyor bir yandan da burada. Mustafa, bir şey söyleyeyim mi size? İlk Çorum'daki Ulu Mezar'la ilgili Ömer Çelikoğlu hocayı bağladığımızda buna benzer bir şeyler anlatmıştı, hatırlıyor musunuz? Çanakkale'de hiçbir yeri bozulmadan yıllar sonra mezarı açılmış, hiçbir yeri bozulmadan çıkarılan ama o gene defin olarak çıkarılıyor. Şimdi orada şimdi o ne dedi? Bazı bedenleri toprak çürütmez. Kim? İşte peygamberler kim? Adil hakimler kim? İşte bu dünyada gerçekten saf kalmışız. Biz de bir hikaye, birini de bize anlattık size. Onun söylediği, yani ceset olarak vücudunu çürütmeyeceği. Yani ceset olarak onun o şekilde kaldığını söyledi. Çünkü ben dirildi şeklinde bir şeyi duymadım ki, yani baktığınızda şeye de uymuyor. Örneğin Taslaman hocam dedi ki baksana kardeşinin kapısını çalmış kaç yıl sonra, korkmuşlar, ahaliyi çağırmışlar, burada bir ölü var gelin, bu da senin olsun, ne diyor rüya, ne oluyor şimdi, orada anlatır mısın, ne diyor, bu senin olsun, bak sen bozdun aslında, bak akın dedi de para veriyor Seda Hanım bize, şimdi para veriyor, sen de al bana da getir, bu senin olsun, senin ben istemeyin Mustafa. Rüya de ki Seda Hanım istiyor de. Borç mu veriyorsun? Ha. Mustafa dedem, Seda Hanım bak şu an seni izliyor. O da bir tane para istiyor. Verelim mi bir tane? Ver Mustafa ona. Nerede? Demir nerede para kutumuz? Versin, demir nerede para. Bizim demir para kutumuz? Ah canım ya. Mustafa, Rüya bir tane de bana getiriyor. Bu kadına da yolla verdi. Ah canım ya. Bu canım olsun. Hocam iki tane, iki tane. Bunu ben vereyim sana. Bunu bu dede mi sana? İki tane verebilir misin dede bize? Mustafa, bunlar bereket. Bereket parası mı diyor? Öyle mi diyor? Ya hiç parası gelmiyor. Arkadaşlar bakın. Manisa'dan birisi almış. 14 sene oluyordu. 14 seneden beri bunun parasını taşıyordu. Hiç de cebinde parası kalmadı. Manisa'dan bir arkadaş. Bunu yana ziyarete geliyordu. Orada milletten para alıyor ya, dilenmiyor. Alıyor mu? Alıyor mu? Alıyor mu? İhtiyacım var diye başkasına veriyor. Ya evde de ondan veremiyor. İki tane. Şu an aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bunlar da paralar bak, hiç dönmesin ceplerinden. İki tane koysan buraya. Senin paralar çok... Seçi bu. İçinden seçiyor. Herhangi birini almıyormuş Seda Hanım. Seçim veriyor. Hadi bakalım. Benimkini ayrı yere koy Rüya. İsmini söyleyerek versin. Tamam Seda Hanım, sizinkini ayıracağım. Benim adımı söyleyerek versin. Tekrar Mustafa İtaat. Tamam. Seçtik mi şimdi? Kaç tane oldu? Bir tane Seda Hanım için bir tane alalım. İki tane koyu. İki tane koyu var şuraya. Koyu. Bereket parası ya. Yani kim yanına? Ben tutayım mı? Hadi sen burayı ver, iki tane ver. İki tane koy buraya. Biz iki tane istedik, bol bereketli oldu. Bakma göreyim mi? Öyle döndü de öyle.
parayı verirken yüzümüze bakmıyor. Evet, yanına verdi böyle. Yanına mı verdi? Yan dönerek verdi parayı, yüzümüze bakmadı. Dönü de veriyor. Evet, evet, yanları da öyle verdi. O yani yüzüne ne diyor ya? Evet, yan döndü, yan döndü. Yanına da öyle verdi. Yeter, yeter. Bak. Bir daha söyler misiniz demin dediğinize? Arkasını dönüyor değil mi? Yanına döndü, böyle arkasını döndü, seni bakmayın diye, seni görmeyin diye, kadının yüzünü görmeyin diye. Şu şekilde verdi parayı. Öyle gördünüz değil mi? Ha. Ben yan döndü bu şekilde verdi. Yüzünüze bakmamak için. Birine yardım ederken yüzünüz görünmez istemezsiniz ya. İsminiz bilinmeden yardım eder misiniz? Sana bir şey söyleyeyim şu an nasıl davranıyor biliyor musunuz? Eski ben Osmanlı zamanı yaptığınız yardımdan karşınızdaki utanmasın diye...